Sevgili seyirciler, hakikaten cemiyetin huzuru, cemiyetin istikrarı, toplumun tam bir ahenk içinde yaşaması, ailelerin sağlam olmasına bağlıdır. Toplumun, cemiyetin temelini aile teşkil eder. Ne kadar sağlam, birbiriyle tam bir huzur ve ahenk içinde yaşayan ailelerden meydana geliyorsa bir toplum, o toplumda çocuk terbiyesi, o toplumda sükunet, o toplumda kaidelere riayet, her bakımdan toplumun huzuru mükemmel demektir. Ama huzursuz ailelerden meydana gelmiş toplumlar, temeli adeta sarsılmış, temeli eskimiş ve yıkılmaya yüz tutmuş binalara benzer. Allah korusun. Onun için Cenab-ı Zülcelal Hazretleri toplumun kurtarılması açısından aile nizam ve intizamının, ailedeki geçim ve ülfetin mükemmel olmasını istemiştir Cenab-ı Hak. Durup dururken birdenbire yuvanın tarumar edilmesi, bilhassa çocukların, boşanan eşlerin çocukları fevkalade önemli psikolojik problemlerle karşı karşıya kalıyorlar. Hele çocuklar daha yetişme yaşında, daha küçük yaşlarda ise çocuklar üzerinde ruhi olarak çok ciddi tahribat meydana getiriyor. Dengesizliklere sebep oluyor. Onun için basit münakaşalardan dolayı, öyle lüzumsuz tartışmalardan, incir çekirdeğini doldurmayacak meselelerden dolayı hemen boşanmaya niyet etmemelidir. İslamiyet'te işte bu boşanma konusunda tarafların sükunetle, serin kanunlukla meseleleri tekrar değerlendirmelerine fırsat verecek şekilde talak-ı ric'i denilen bir husus var. Bu işte talak süreleri içerisinde, boşanma süreleri içerisinde kadının beklemek zorunda olduğu müddeti tamamlama süresi, ki buna iddet deniliyor. Bu geçen bölümde de söylediğimiz gibi boşanan veyahut da kocası ölen hanımların yeni bir evlilik yapabilmek için beklemek zorunda oldukları müddete, süreye iddet denildiğini söylemiştik. İşte bu süre içerisinde tekrar birbirleriyle anlaşma zemini doğabilir. Birbirleriyle ihtilaflar ortadan kaldırılabilir. Daha serin kanlı, daha böyle asude bir şekilde, rahat bir atmosfer içerisinde meseleyi tezekkür etme imkanı olur. Onun için işte Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. La tedri leallallâhe yuhdifü ba'de zâlike emra. Bilmezsin ki Allah-u Teala belki de yeni bir durum ortaya çıkarır. Hiç beklenmedik yeni bir gelişme, bir inkişafla son derece güzel bir sonuçla noktalanabilir hadise. Allah-u Teala onun için müminleri ikaz ediyor, dikkatli davranmalarını istiyor. Böyle birdenbire ayrılık olmuyor. Talak-ı bain dediğimiz şey, hele böyle birdenbire, ki buna bid'at talakı da deniliyor, bu gibi işlere aklı başında bir müminin tevessül etmesi hiçbir zaman doğru değil. Fevri hareketler, birdenbire verilen kararlar, sonradan telafisi imkansız, fevkalade müşkil, son derece ıstıraplı durumların, tabloların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Evet, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin imanlı kulları Allah'ın emrine rağmen, Cenab-ı Hakk'ın yasaklarına rağmen herhangi bir davranışta bulunmayı vicdani bakımdan da kendilerine rahatlık veren bir konu olarak göremiyorlar. Vicdanen bir kere mustarif oluyorlar, huzursuz oluyorlar. Onun için Cenab-ı Hak müminlere bu konuda sekinet, teenni tavsiye ediyor. Dikkatli ve sabırlı hareket etmelerini Cenab-ı Hak emrediyor. Bakın yine ayet-i kerime yine bu talak konusuyla ilgili olarak devam ediyor. İkinci ayet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Feiza belagne ecelehunne feemsikuhunne bima'rufin اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَاَشْهِدُوا زَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ İlâ âhiri l-âyeh. Sadakallahu l-azim. Boşanan hanımlar, beklemeleri gereken süreyi doldurdukları zaman, yani o süreye ulaştıkları zaman demek. Belaga yebluğu, buluğan ulaşmak, ermek demek.
Ecelehunne müddet. Onların kendi müddetlerini tamamladıkları zaman anlamına geliyor. Ve izâ belâgne ecelehunne. Onlar iddetlerini doldurdukları zaman fe emsikûhunne bimârufin. Onları son derece güzel, son derece hoş bir şekilde, herhangi bir kırgınlığa, bir nefrete sebep olmayacak tarzda, insani ve medeni bir davranışla onları tekrar alıkoyabilirsiniz. Yani onlarla evliliğinizi sürdürebilirsiniz demek. Maruf, hoşa giden, dinen ve aklen, hem akıl bakımından hem de din açısından vicdani olarak insanın gönlüne ve ruhuna hoş gelen güzel hareket tarzlarına maruf deniliyor. Ya onları kendi evinizde tutar, tekrar aile yuvasını aynen eskiden olduğu gibi sürdürebilirsiniz. Ev fariquhunne bimaruf, veyahut da onlarla yine meşru ve makul bir şekilde, herhangi bir zarara, onların herhangi bir şekilde mutazarrır olmalarına, bir ziyana uğramalarına yol açmayacak tarzda onları ayırırsınız. Onlardan ayrılırsınız diyor Cenab-ı Hak. Yani evlilik biter o zaman. Burada اَفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ayeti kerimesini açıklarken bazı müfessirler yine tabiinden veyahut da sahabe-i kiramdan gelen haberlere istinaden buradaki maruf bunlara mehirlerini vermek suretiyle. Tabii ya, o zaman artık ayrılık kesinleştiği zaman mehri müeccel dediğimiz kadın için bir nevi sosyal teminat olan bir miktar para nikah esnasında belirlenir. Tayin edilmiş bu mehrin kadına ödenmesi manasındadır. Onu mehrini vererek ondan ayrılırsınız buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve eşhidu zevey adlim minkum. Sizden adalet sahibi olan kimseleri burada şahit tutun, iki şahit bulundurun. Adaletli iki şahit. Ya zevey adlim minkum. Sizin içinizden adaletli, dürüst, hakkaniyetli, insaflı hareket eden, taraflardan herhangi birini iltizam etmeden, herhangi birine iltimas geçmeden, herhangi birini kayırmadan, dürüst bir şekilde, hakkaniyetle hareket edebilecek iki şahit bulundurun buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve eşhidu, şahit tutun. Zevey adlim minkum, içinizden adaletli iki şahit bulundurun bu sırada. Bakın ben bu hanıma mehrini vererek ondan ayrılıyorum. Veyahut da bu şahidin hem evliliğin devamına karar verilmesi hem ayrılma ve boşanmanın kesinleşmesi durumunda da şahidin bulundurulması İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine göre menduptur. Bu emir nedip ifade eder. Ve eşhidu emri vücub ifade etmez, nedip ifade eder demişlerdir. Nitekim diğer mezhep imamlarından bazıları da buradaki emrin ayrılık durumu için nedip, evliliğin devamı için de vücub ifade ettiğini ifade etmişlerdir, belirtmişlerdir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine göre bu emir mendup ifade eder. Yani bunun mutlaka kaçınılmaz bir şekilde yerine getirilmesi icap eden bir vazife olmadığını ama yapılmasının güzel ve matlub olduğunu ifade etmiştir İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Ve akimuş şehadete lillah. Allah için şehadeti, şahitlik vazifenizi tam olarak yerine getirin. Yani bunu bir savuşturulması gerekli bir angarya olarak kabul etmeyin. Böyle lüzumsuz, önemsiz bir iş gibi görmeyin. Şahitliği tam olarak hakkaniyetle, adaletle yerine getirin. Akimu burada, akimu emri ikame ediniz. Yani tam olarak yerine getirin. Vazifenizi yapın. Şahitlik görevinizi Allah için tam olarak yerine getirin. Çünkü bunun hesabını Allah huzurunda vereceksiniz. Bu konuda herhangi bir menfaat, herhangi bir hissi ve duygusal durum sizi kesinlikle haktan, gerçekten, adaletten ayırmasın. Hakkaniyetle hareket edin buyuruyor Cenab-ı Hak. Zalikum yu'azu bihi men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir. Tabiatıyla bu emirler Allah'a imanı olan kimseler içindir. Allah'ın emrine kim kıymet verir? Allah'a imanı olan, Allah huzurunda hesap vereceğini kabul eden kimseler ehemmiyet verir, değil mi?
Allah'a inanmayan kimsenin Allah'ın emrine itibar etmesi beklenir mi Allah korusun? Veya kıyamet gününe, ahiret gününe imanı olmayan bir kimsenin kıyamette, ahirete verilecek hesap ile alakalı herhangi bir düşüncesi, bir endişesi olur mu? Elbette ki olmaz. Onun için Cenab-ı Hak buyuruyor ki zalikum, bu emirler yu'azu bihi men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş kimseler için bir vaaz ve bir nasihat teşkil eder. Yani onlar için yapılmış bir nasihattır bu. Bu öğüt onlara yapılıyor diyor Cenab-ı Hak. Yu'azu bihi, yette'izu bihi manasına da geliyor. Yani bu emirlerden ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler istifade eder. Kendileri için bundan bir ibret çıkarır. Bu nasihatı, bu öğütü kendi nefsine uygular hayatında. Bunu Cenab-ı Hakk'ın yerine getirilmesi gerekli bir emri olarak telakki eder. Öyle kabul eder buyuruyor Allah-u Teala. Ya, demek ki imanı olan kimseler içindir. Onlar yaptıkları her işin Allah katında hesabını vereceklerini düşünmektedirler. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda dünyadaki davranış, hele hele beşeri ilişkiler, insan hakları, kul hakları mümin ve Müslüman için fevkalade önemlidir. Onun için hiçbir zaman bir Müslüman, bir mümin karşısındaki insanın hakkını, hukukunu hiçe sayarak onu çiğnemeyi hiçbir şekilde vicdani bir mesele yapmadan hareket edemez. Bunun acısını, sızısını gönlünün ta derin noktalarında hisseder. Bundan dolayı işte onların bu nasihattan istifade etmeleri icap eder. Müminler bu nasihatı kendilerine takip edilmesi icap eden bir yol olarak benimsemelidirler buyuruyor. Bunu böyle benimsemeli, böyle kabul etmelidirler buyuruyor Allah-u Teala. Ve men yettekillâhe yec'allehu mahraca. Kim Allah'ın emrine saygılı olur, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine riayet eder, onun yasaklarından kaçarsa, Allah-u Teala onun için sıkıntılı durumlarda bir çıkış noktası halkeder ona. Ya yec'allehu mahraca. Allah onun için bir çıkış kapısı, bir çıkış yolu açar demek. Ya mahreç, çıkacak yer demek. İnsan bazen öyle daralır, öyle çaresiz, öyle insan mecalsiz kalır ki bazı olaylar karşısında iyice bunalır. Buhran içinde insan ne yapacağını bilemeyecek duruma gelir. Ama Allah-u Teala'nın bu sevgili kulları, imanlı kulları son anda bu vaadi ilahiye, Allah'ın bu vaadine kavuşurlar birdenbire. Ve onlar hiç beklemedikleri anda birdenbire zorlukların aşıldığını, birdenbire çıkılmaz zannedilen noktanın kendileri için bir çıkış yolu olarak kurtuluş vesilesi teşkil ettiğini müşahede ederler. İşte bu vaadi ilahi bakın, hep takva sahipleri için. Allah'ın emirlerine saygılı olan, Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği şekilde hayatına düzen veren, yön veren, ilahi emirlere karşı son derece saygılı ve riayetkar olan insanlar için ilahi vaade bakın. Kim Allah'tan korkarak Allah'ın emirlerine uygun hareket ederse Allah ona bir çıkış yolu halk eder. En beklenmedik zamanda insan fani hayatı içerisinde bunu zaman zaman müşahede etmiştir. Hakikaten lütfu ilahi, inayet-i Rabbaniye bir anda tecelli etmiştir. Hiç beklenmedik anda, tamam artık benim için hiçbir kurtuluş yolu kalmadı derken, birdenbire bir inşirah, birdenbire bir rahatlama hasıl olur. En sıkıntılı durumun içinden rahatlıkla çıkmak ve kurtulmak mümkün olur. Bu vaadi ilahi bakın işte, Allah-u Teala'nın ihsanı. Ve yerzukhu min haythu la yahtesib. Cenab-ı Hak hiç ummadığı yerden onu rızıklandırır. Hiç ummadığı yerden ona rızık gönderir Cenab-ı Hak. Ya bakın bu da ibadet. Ve men yetevekkel alallahi fehu hasbu. Kim Allah-u Teala'ya tevekkül eder, Cenab-ı Hakk'a güvenirse, ondan yardım beklerse o ona yeter, kafidir. Başka bir şeye güvenmesi gerekmez. Tabii kendine düşen vazifeleri yaptıktan sonra
kulluk görevlerini, kendinin mükellefiyetlerini, sorumluluğunu yerine getirdikten sonra Allah'a güvenecek. O zaman Allah ona kafidir. İnnallâhe bâliğu emrih. Cenab-ı Hak bütün her türlü emri ilahisini neticeye ulaştırır Cenab-ı Hak. Kad cealallahu likulli şeyin kadra. Her şey için Cenab-ı Hak belli bir zaman, belli bir miktar belirlemiştir. İlmi ilahide her şeyin bir ölçüsü vardır, bir miktarı vardır, bir zamanı vardır, vakti merhunu vardır. Allah-u Teala her şey için belli bir miktar, belli bir zaman, belli bir süre Cenab-ı Hak takdir etmiştir. İlahi takdire insanın tam bir teslimiyet göstermesi lazım. Tabii insanlar Allah'ın ilmine aşina olmadıkları için bu tam bir teslimiyet halinde ilahi rahmet ve inayete el açmak sureti olacak, iltica ile olacaktır bu tabii.